Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda kesir problemlerinin ikincisinde kalmıştık. Hazırsanız hemen birinci sorumuzla başlayalım. Bir terzi 72 metre kumaşın 3'te 1'i ile gömlek, kalanın 5 bölü 8 ile pantolon ve geriye kalan kısmı ile ceket alıyor. Hemen şuraya kadar olan kısmı arkadaşlar ne yapalım? Notlarımızı alalım. Neyden bahsediyor? Bakın gömlekten bahsediyor. Değil mi? Sonra pantolon. Ve son olarak da ceketten bahsediyor arkadaşlar. Şöyle her zamanki gibi çizgimizde ne yapalım? Çekelim. Şimdi bizim elimizde 72 metre kare kumaş var. Bunun 3'te 1 ile gömlek. Bunun 72'nin 3'te 1'i ne yapar? 24. 24 metre kare arkadaşlar neymiş? Gömlekmiş. Kalanın şimdi 72, 24'ü gömleğe gitti. Dolayısıyla geriye 48 metre kare kalacak. Kalanın 8'de 5'i. Arkadaşlar kalanın yani 48'in 5 bölü 8'i bu şekilde bulunmaz mı? Bakın 48'de 8'i sadeleştiririm. 6. 6 kere 5'ten 30. Demek ki ne olacak arkadaşlar? 30 metrekare pantolon içine gidecek. Kalan kısmıyla da ceket dikiyor ya. Şimdi 30'da 24'ü toplayınca 54. Toplamda 72 değil miydi? 72'nin 54'ünü kullandım. Geriye ne kadar kaldı? 18 metrekare. Dolayısıyla 18 metrekare de ne kaldı arkadaşlar? Ceket için kaldı. Bir gömlek için 2 metrekare. Bir pantolon için 3 metrekare, bir ceket için 6 metrekare kumaş gerektiğine göre terzinin diktiği gömlek, pantolon ve ceket sayısının toplamı kaçtır? Bak, bir gömlek için değil mi? Kaç metrekare? 2 metrekare. Benim elimde 24 metrekare var. O zaman kaç gömlek gider? Bakın 12'nin katı, birinde 12'nin katı ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Tamam. Ben bu 12'yi aslında nasıl buldum? 24'ü şuradaki 2'ye böldüm, değil mi? Buradan 12 gömlek yaptı. Benzer şekilde arkadaşlar bunu da pantolon için bakın 3 metrekare gidiyordu ya. 30'u 3'e bölersem bundan da 10 pantolon çıkacaktır arkadaşlar. Benzer şekilde ceket için 6 metrekare gidiyordu. Bunu da 6'ya böldüğüm takdirde 3 tane de ceket olacak. Toplamda 12, 10 daha 22, 3 daha 25 olmuş olacak arkadaşlar. Bu üçünün toplamı. Tamam? Doğru cevabımız C şık. 2'ye bakalım şimdi. Bir sınıftaki öğrencilerin 5'te 2'si kızdır diyor. Sınıfa 6 erkek öğrenci gelir. Sınıftan 4 kız öğrenci ayrılırsa kızların sayısı erkeklerin sayısının yarısı olduğuna göre diyor. Şimdi arkadaşlar notlarımızı hemen alalım. Öğrencilerin diyor. Öğrencilerin bakın öğrenci sayısına ne diyelim biz? Öğrenci 5x olsun arkadaşlar. Kesirlerle uğraşmamak için. Bu 5x'in 2x'i neymiş? 2x'i kızmış. Tamam. Dolayısıyla geri kalan 3x'i de ne olacak arkadaşlar? Erkek olmuş olacak. Tamam. Devam edelim şimdi. Sınıfa 6 erkek gelir. Bizim zaten arkadaşlar 3x erkeğimiz vardı. Dolayısıyla 6 erkek gelirse 3x artı 6 erkek olmuş olur. Sınıftan 4 kız öğrenci ayrılırsa 2 kız vardı. 4 kız öğrenci ayrılırsa 2x eksi 4 tane öğrenci kalır. Değil mi? Kızların sayısı yani şu. Erkeklerin sayısının yani şunun 1 bölü 2'si. Bunun 1 bölü 2'si de arkadaşlar bu değil mi? Evet. Olduğuna göre diyor. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacak olursam 3x artı 6 eşittir. 4x eksi 8 olacak. X'i buradan arkadaşlar 14 olarak bulmuş olduk. Peki bizden ne istiyor? Başlangıçta sınıfta kaç kişi vardır? Ona da 5 demiştik. 14 çarpı 5'ten ne olacak arkadaşlar? 70 olmuş olacak. Tamam. Doğru cevabımız E şıkkı. 3'e bakalım şimdi. Bir telin ucundan 1 bölü 6'sı, diğer ucundan ise kalanın 2 bölü 3'ü kesilip atılıyor. O zaman arkadaşlar biz telimize ne diyelim? Bakın paydaların ortak katı 6 ile 3'ü çarpacak olursam tel 18x olsun. Şimdi bir ucundan 6'da biri. 18'in 6'da biri ne yapar? 3x yapar. Değil mi? Yani dolayısıyla bakın şuradaki 3x'lik parça artık yok. Diğer ucundan ise kalanın. Şimdi 18x'in 3x'ini zaten kestik. Kalan 15x oldu. 15x'in 2 bölü 3'ü bu şekilde hesaplayacak olursam 5 kaldı. 5 kere 2'den de 10x. Bakın ne olacak? 10x'i de arkadaşlar bu şekilde diğer ucundan kesilmiş oldu. Peki bizim kalan parçamız ne kadar? 10x, 3x daha 13x kesildi. Toplamda 18x vardı. 13x'i kesilirse demek ki 5x'i ne olur arkadaşlar? Kalır. Değil mi? Bu da kalan parça. Şimdi geriye kalan ter parçasının uzunluğu 15 santim olduğuna göre. Bak burada da kalan var. Bu da kalan arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olacak.
Yani 5x eşittir 15. X'i buradan 3 olarak bulmuş oluruz. Bizden ne istiyor? Başlangıçta telin uzunluğu. Ona da 18x demiştik. X'i de 3 olarak bulduk. 18 çarpı 3'ten ne gelecek? 54 gelmiş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız C şık. 4'e bakalım şimdi. Uzunlukları eşit ve eşit A ve B çubuklarından. Bak burası önemli. Bunların uzunlukları eşitmiş. Tamam. A çubuğunu Esra 9 eşit parçaya ayırarak, hemen unutmayalım. Bakın bu Esra 9 parçaya ayıracakmış. Tamam. 4 parçasını pembeye boyamış. Şekilde göstermiş zaten. B çubuğunu Elif, bakın bunda Elif boyamış. 5 eşit parçaya ayırarak. O zaman arkadaşlar bu çubukların boyları eşit ya. Bir 9 parçaya bölünmüş, bir de 5 parçaya bölünmüş. O zaman biz çubuğun boyuna ne diyelim arkadaşlar? 45x diyelim. 5 ve 9'un ortak katı. 45x olsun. Dolayısıyla bak bu A 9 parçaya ayrıldığına göre 45 bölü 45x bölü 9'dan ne olacak? Her bir parça 5x olacak. Yani şuralar bakın 5x olmuş olacak. Bu da 5 parçaya bölünmüştü. 45'i 5'e bölersem 9. Her bir parçası 9x olmuş olacak. Devam ediyorum. Esra'nın boyadığı kısım yani şu 20x. Elif'in boyadığı kısımdan. Elif'in boyadığı kısımda 18x, değil mi? Şuradan şurası. 12 birim fazla olduğuna göre diyor. Artı 12 eşittir. Bakın buradan 2x eşittir. 12 x'i 6 olarak bulmuş olduk. Bizden ne istiyor? Çubuklardan birinin uzunluğu. Zaten arkadaşlar 45x demiştik. X'i de 6 olarak bulduk. 45'te 6'yı çarparsam ne gelecek? 270 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şık. 5'e bakalım. Bir miktar sütten sütün ağırlığının 2 bölü 5'e kadar kaymak ve kaymaktan ise kaymağın ağırlığının 1 bölü 4'e kadar tereyağı elde edilmektedir diyor. O zaman biz ne yapalım arkadaşlar? Sütten başladık ya. 5 ile 4'ün ortak katı ne diyelim? Süt 20x olsun. 20x'in 5'te 2'si ne yapar arkadaşlar? 20x'in 5'te 2'si şöyle sadeleştirdim. 4, 4 kere 2'den 8x ne olacak? Kaymak olacak. Tamam. Kaymağın ağırlığının da 1 bölü 4'ü kadar tereyağı. Kaymak bu. 8x'in 1 bölü 4'ü. Ne olacak yani? 2x'i arkadaşlar 2x kadar tereyağı olmuş olacak. Tamam. Devam edelim. Buna göre 360 kilo sütten kaç kilo tereyağı elde edilir? Ya benim elimde ilk başta 20x süt yok muydu? Tamam. Bakın ne kadar tereyağı çıktı? 2x. Kaçta kaçı? 10'da 1'i. O zaman arkadaşlar 360 kilo sütten de bunun 10'da 1'i de ne yapar? 36 yapacaktır. Değil mi? Doğru cevabımız bakın A şık. 6'ya bakalım şimdi. Bir kuru sünger su dolu kova içerisine batırılıp çıkarıldığında ağırlığı 9 bölü 2 katına çıkıyor. Şimdi kuru sünger. Şöyle yazalım. Kuru sünger. Ne olsun arkadaşlar? Bakın şöyle paydadaki gibi verelim. 2x olsun. Dolayısıyla ben kovanın içerisine batırdım. Suyun içerisine batıldım ve 9 bölü 2 katına çıkmış. 2x vardı ya. Kovaya batırdım. 9 bölü 2 katına çıkacaksa ikiler sadeleşti. Ne olacak? 9x olacak. Ne zaman olacak? Islanınca. Islanınca ne oldu arkadaşlar? 9x oldu. Tamam. Su dolu kova içerisine. Tamam, batırıldı. Kuru sünger su dolu kovaya batırılıp çıkarıldıktan sonra yani 9x oldu. Süngerin içindeki suyun 3 bölü 7'si sıkıldığında. Şimdi su arkadaşlar paydadaki kadar diyelim. Biz ne diyelim suya? Su da arkadaşlar 7x olsun. 3 bölü 7'si sıkıldığında 3x'i sıkılmış olacak. Şimdi arkadaşlar ıslanınca 9x yok muydu? Tamam. 3x'i sıkıldı. O zaman geriye ne kadar kaldı? 6x kaldı. Bu geriye kalan. Değil mi? Ne diyor? Sıkıldığında süngerin ağırlığı. Yani sıktıktan sonra geri kalan da arkadaşlar 300 grammış. Dolayısıyla bunların birbirine eşit olması lazım. Her tarafı 6'ya böldüğümde x'i 50 olarak bulmuş oldum. Bizden ne istiyor? Kuru süngerin ağırlığı. Ona da zaten 2x demiştik. X'i 50 olarak bulduk. 2 çarpı 50'den 100 gelmiş olacak. Tamam. Doğru cevabımız C şıkkı. Bakın bence buna bir yıldız atalım. 7'ye bakalım şimdi. Nur parasının önce 1 bölü 4'ünden 2 TL fazlasını, daha sonra ise kalan parasının 3 bölü 8'inden 5 TL fazlasını harcadığında geriye 35 TL'si parası kaldığına göre Nur'un başlangıçtaki parası kaç TL'dir diyor. Şimdi arkadaşlar paraya biz ne diyelim? Hem 4'ün hem de 8'in ortak katı olan 8x diyelim. Para 8x olsun.
Şimdi 4'te 1'inden 2 TL fazlası ne yapar? 8x'in 4'te 1'i 2x yapar. 2x'in 2 TL fazlası bu yapacaktır. Değil mi? Daha sonra ise kalan parasını. Şimdi arkadaşlar benim ilk başta ne kadar param vardı? 8x. Bu kadarını harcadım. O zaman geri kalanını bulmak için çıkarmam mı? Tamam. Çıkardığım takdirde 6x eksi 2 ne olacak arkadaşlar? Kalacak. Değil mi? Şimdi kalan parasının bu kadar kaldı. 3 bölü 8'inden. Bunun 3 bölü 8'i ne yapacak arkadaşlar? Şöyle. 3 bölü 8'inden 5 TL fazlasını harcadığında geriye 35 TL'si kaldığına göre. Bak ben sana şimdi şöyle desem. Bak şurası toplam parası olmuş olsa. Önce ne yaptı? Şu kadar harcadı ya. 2x artı 2 harcadı ya. Toplam parasının. Şu kadarını harcadı. Tamam, burası gitti. Sonra da ne yaptı? Şu kadar daha harcadı. Yani diyelim ki şuraya kadar daha harcamış oldu. Bak geriye de 35 TL'si kaldı diyor. 35 TL. Ya bunların üçünü topladığım zaman bana toplam parasını vermeyecek mi? Evet. O zaman ne yapalım? Harcadığı miktarlar üzerinden gidelim. Bak ne kadar harcadı ilk başta? 2x artı 2. Sonra ne kadar harcadı? Bak şu kadar. Yani 6x eksi 2 çarpı 3 bölü 8 artı 5 olacak. Bir de ne yapacağım? 35'i de ekleyince bana toplam parayı verecek. Değil mi? Toplam para da arkadaşlar 8x değil mi? Dolayısıyla bu 8x'e eşit olacak. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir toparlama işlemleri yapalım arkadaşlar. 2x artı 2. Şurası ne olsun? 2x artı şu 3'ü dağıtacak olursam 3 kere 6 18x eksi 6 bölü 8. 35 ile 5 topladım, 40. 2 daha burada var. 42 eşittir 8x oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu 2x'i buradan aldım. Bu tarafa attım. Ne olacak? Burası 6x olmuş olacak. Burası 6x olmuş oldu. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şimdi bir payda eşitleme işlemi yapalım arkadaşlar. 18x eksi 46 artı 8 ile 42'yi çarpacak olursam ne olacak? 8 kere 2 16, 8 kere 4 32, 33 bölü 8 eşittir 6x oldu. Tamam. Bir daha buradan içler dışlar çarpımı yapalım. 18x şunları toplayacak olursam 290 mı yapıyor? Eşittir 6 kere 8x'ten 48x olmuş oldu. Şimdi 18x'i sağ tarafa atacak olursam burası ne oldu arkadaşlar? 30x eşittir 290. Sıfırları bak götürdüm. 3x eşittir 29 oldu. Şuraya yazalım. 3x eşittir 29 olmuş oldu. Değil mi? Tamam. Şurada bir işlem hatası mı yaptık ya? Şurası niye 46 geldi? Şurası niye 46 geldi? Burası 6 ya. Niye 46 yazmışız biz buraya? 6. Şunları da toplayınca 330 yapacak şurası. Şöyle. Şöyle. Şurayı da silelim. Değil mi? 330 yaptı. Tamam. Buradan 30x eşittir 330. Bir sıfır gitti. X'i de buradan ne bulduk? 11 mi bulduk? Bak x de 3'e bölünüyor ya. X eşittir 11 oldu. Peki bizden ne istiyor şimdi? Bizden Nur'un başlangıçtaki parası. 8x'ti. 8 ile 11'i çarparsam ne olacak? 88 olmuş olacak. Doğru cevabımız D şık. Bak buna bir yıldız atalım. Geldik 8'e. Bir su deposunun 2 bölü 3'ü su ile doldur. O zaman biz ne diyelim arkadaşlar? Depo paydanın katı diyelim. Yani 3x olsun. Şimdi 3'te 2'si doluymuş. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? 2x dolu olmuş olacak. 3x'in 3'te 2'si 2x'tir, değil mi? Depodan aynı kova ile tam dolu olarak 10 kova su alındığında. Şimdi aklımıza hemen şu gelmesi lazım. Ya tamam ben kovayla su alıyorum da kova acaba kapasitesi kaç litre? Tamam. Kovanın kapasitesi şöyle diyelim. Kovanın kapasitesi y litre olsun. Tamam. Dolayısıyla 10 kova su alırsam, bak benim şimdi elimde 2x su var. 10 kova alırsam 10y almış olurum. Dolayısıyla azalmış olacak. Değil mi? Eşittir. Ne olacak? 20 litre su kalıyormuş. Aldım ya 10y. Tamam, 20 litre kaldı. Depoya aynı kova ile tam dolu olarak 3 kova su eklendiğinde. Benim elimde 2x var. 3 kova su ilave edersem bir tanesi y litreydi. 3 kova 3y litre olacak. Dolayısıyla ilave ettiğim için artacak. Bu da ne olacakmış arkadaşlar? 98 litreymiş.
Buna göre başlangıçta depoda kaç litre su vardır? Başlangıçtaki arkadaşlar 2x. Yani ben 2x arıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ben ne yapayım? Yukarısını eksi ile çarpıp taraf tarafa toplayayım. Böylece 2x'ler birbirini götürür. Burası eksi eksi 10y de artı 10y yapar. 3y de burada var. 13y. 98'den de 20 çıkarsa 78. Her tarafı 13'e bölecek olursam y'yi 6 olarak bulmuş oldum. Bak burada y yerine 6 yazacak olursam 2x artı 3 kere 6'dan 18 eşittir 98. 2x buradan 80. X'i de 40 olarak bulmuş oluruz. Benden 2x'i istiyordu arkadaşlar. 2 çarpı 40'tan ne gelecek? 80 gelecek. Doğru cevabımız D şık. 9'a bakalım şimdi. Selin şekil 1'deki ABCD karesini şekil 2'deki gibi ilk olarak 4 eşit parçaya ayırdıktan sonra. Bakın şöyle ve şöyle. 4 parçaya ayırıyor. 1, 2, 3 ve 4. Tamam. Birincisinin tamamını sarıya. Birincisi bak burası sarıya. İkincisinin 3'te 1'ini. İkincisi burasıydı. Bak 3 parçaya ayrılmış. Bir tanesini turuncuya. Ve üçüncünün şuranın yarısını değil mi? 2 parçaya ayırmış. Yeşile boyuyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradaki parçayla şuradaki parça aynı parçalar değil mi? Eş bunlar değil mi? Bak biri 3 parçaya ayrılmış eş parçalardan biri 2 parçaya ayrılmış. Dolayısıyla 2'nin de 3'ün ortak katını ben verebilirim. Dolayısıyla ne olsun arkadaşlar? Şuranın tamamı 6 olsun alan olarak yani. 6S olacaksa 3 parçaya ayrılınca 2S, 2S ve 2S. Toplamda 6S olmuş oldu. Burası da 6S olacağından dolayı 3S'i buraya, 3S'i buraya. 6S'ti bak bu parçalarda eşit olduğundan dolayı bunları da yazalım arkadaşlar 6S olarak. Tamam. Sarıya boyanan kısım. Sarıya boyanan kısım ne? 6S. Yeşil ve turuncuya boyanan kısımlardan. Yeşil ve turuncuya boyanan kısımlarda bak 5X. 5 ise. Bundan 18 birim kare fazlaymış arkadaşlar. Buradan S'i 18 olarak bulmuş olduk. Bizden ne istiyor? Boyanmayan kısımların tamamı. Şimdi boyanmayan kısımlara bakacak olursam 2S, 4S, 6 daha 10S, 3 daha 13S. Değil mi? Benden bunu istiyor. E'si de 18 olarak buldum. Dolayısıyla 13 çarpı 18'den. Bak son rakamlarına bakarsam 3 kere 8 24. Sonu 4 ile biten hangisinde var? Bakın C şıkkında var. Tamam. Ona bakalım şimdi. Bir dikdörtgenin kenarlarından biri 1 bölü 3 oranında azaltılıyor. Hemen şöyle bir dikdörtgen çizelim. Şimdi kenarlarından biri o zaman arkadaşlar 3'e bölünecek bir şey vereyim. Ne diyeyim? 3x diyeyim. Tamam. Şimdi dikdörtgenin alanının 1 bölü 15 oranında azalması için. O zaman dikdörtgenin alanı da arkadaşlar yine kesirli ifadelerle uğraşmamak için ne yapayım? Şöyle paydanın katı alayım. Yani dikdörtgenin alanı 15'i 15'in katları olsun. 15'i 15'in katları olacaksa o zaman ben bu uzun kenarına ne diyeyim arkadaşlar? 5y diyeyim. Aslında 3'e 5 de desem hiç fark etmeyecek tamam mı? Ama neyse 3x'e 5y demiş olduk. Alanda ne olmuş oldu böylece? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımından 15xy olmuş oldu. Tamam. Şimdi bir dikdörtgen daha çizelim arkadaşlar. Niye? Ben çünkü buradaki kenarlardan birini 3'te 1 oranında azalttım. 3x'in 3'te 1'i ne yapar? X yapar. X azalttığım zaman geriye ne kalacak arkadaşlar? 2x almış olacak. Tamam. Diğer kenara hangi oranda artırmalıyım? Diğer kenar dediği bu. Bunu acaba hangi oranda artırmalıyım? Bilmiyorum. Şimdi alan ne olacak peki? 15'te 1 azalacak. O zaman bir tane azalacaksa ne olacak arkadaşlar bunun alanı? 14xy olacak. Değil mi? Şimdi bak ben bunun alanını 2x ile soru işaretini çarparak bulmam mı? 14xy. Bakın arkadaşlar 2x'ler burada 14x'i sadeleştirdiğim takdirde burada ne kalacak? 7. Soru işareti 7y olmuş olacak. Bakın burası 7y'ymiş. Ne diyor? Diğer kenar yani şu hangi oranda artırılmalıdır? Şimdi arkadaşlar 5y'de 5y'di 7y oldu. Ne kadar arttı? 2y arttı. Kaçta arttı o kadar? 5'te arttı. Dolayısıyla bu şekilde ifade edebiliriz. Y'ler de birbirini götürürse 2 bölü 5 oranında artmış olur. Tamam. Doğru cevabımız E şık. 11'e bakalım şimdi. Bir okuldaki kız öğrencilerin 2 bölü 5'i geziye gidiyor. Erkek öğrencilerin ise 1 bölü 4'ü geziye gitmiyor. O zaman ne yapalım? Şuralara kız öğrencileri yazalım. Şuraya da erkek öğrencileri yazalım. Erkek. Çizgimizi de çekelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi kız öğrencilerin bak kesirli ifadelerle uğraşmamak için kız öğrencilere ne diyelim? 5x diyelim. Erkek öğrenciler de arkadaşlar burada 1 bölü 4 olduğundan dolayı erkek öğrencilere de 4y diyelim. Tamam.
Bakın kız öğrencilerin 5'te 2'si geziye gidiyor. Geziye gidenler, bakın şöyle, gidenleri şöyle, gitmeyenleri de şöyle gösterelim. 2x'i gidiyor arkadaşlar. 5x'in 2x'i gidiyor. Gitmeyen demek ki 3x. Erkeklerde de aynı şekilde 4'te 1'i geziye gitmiyor. Dolayısıyla giden gitmeyen şeklinde yapacak olursam 4y'nin 4'te 1'i y yapar. Y'si gitmiyor. Demek ki 3y'si de gidiyormuş arkadaşlar. Geziye gitmeyen öğrenciler. Geziye gitmeyenler bak şunlar değil mi? 3x ile y. Değil mi? Geziye gitmeyen öğrenciler. 3x artı y. Okuldaki öğrencilerin. Okulda ne kadar öğrenci var? 5x kız var. 4y de erkek var. 5x artı 4y'nin 3'te 1'ini oluşturuyormuş. O zaman bu şekilde yaptık. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam 9x artı 3y eşittir 5x artı 4y. Buradan arkadaşlar y eşittir 4x olarak bulabiliriz. Tamam. Geziye giden öğrenci sayısı 126'dır. Geziye gidenler de bak şunlar değil mi? 2x ile 3y. Şöyle yazalım. 2x artı 3y de neymiş arkadaşlar? 126'ymış. Ben y'nin 4x olduğunu biliyorum. 2x artı 3 çarpı y yerine 4x yazdım. Eşittir 126. 2x 3 kere 4'ten 12x eşittir 126. 14x eşittir 126. X'i buradan 9 olarak bulmuş olurum. X'i 9 olarak x yerine 9 yazarsam y'yi de 36 olarak buluruz. Okuldaki öğrenci sayısını istiyor. Neydi o? 5x artı 4y değil miydi? X'i bak 9 olarak bulduk. 5 kere 9'dan 45 gelecek. 4y'yi de 36 bulduk arkadaşlar. 5 kere 9 45. 36 ile 4'ü çarparsam 144. İkisini toplarsam 189 gelmiş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın D şıkkı. Geldik 12. ve son sorumuza. Onur parasının 3 bölü 5'ini Umut'a verdikten sonra Umut oluşan toplam parasının 1 bölü 6'sını harcıyor. Bak ben burada Onur'un parasına ne diyebilirim? 5 ve 5'in katları diyebilirim. 5x diyebilirim. Fakat burada Onur'un parası 9 bölü 10 ifadesi geçtiğine göre geçtiği için daha doğrusu onun da katı olsun. Yani direkt 5x almayayım. Rasyonel ifadelere uğraşmak zorunda kalacağım. O yüzden Onur'un parasına burada arkadaşlar 9 bölü 10 ifadesi geçtiğinden dolayı 5 ile 10'un en küçük ortak katı ne diyelim? 5x diyelim. Şöyle. Onur diyelim. Bir de kim var? Umut var arkadaşlar. Çizgimizi de çekelim şöyle. Tamam. Onur'un parasına ne dedik arkadaşlar? 10x dedik. Tamam. Umut oluşan parasının 1 bölü 6'sını. Şimdi o zaman 6'ya bölünmesi için Umut'un parasına da ne diyelim arkadaşlar? 6y diyelim. Tamam. Onur parasının 3 bölü 5'ini Umut'a verdikten sonra. Onur'un parası neydi? 10x'ti. Bunun 3 bölü 5'i ne yapar? 2, 2 kere 3, 6x. 6x'ini ne yapacak arkadaşlar? Umut'a verecek. Umut'un parası o zaman ne olacak arkadaşlar? 6y artı 6x olacak. Verdikten sonra Onur da 4x kalmış olacak. Tamam. Şimdi verdi ya. Verdikten sonra Umut oluşan toplam parasını. Yani şunun 6'da 1'ini harcıyormuş. 6'da 1'ini harcarsa o zaman geriye kalan parası 6'da 5 olmaz mı? Evet. Bak şurada 6'lar birbirine götürecek. Dolayısıyla buradan 5x artı 5y gelmiş olacak. Bak son durumdaki para. 5x artı 5y. Şurası ne diyelim? Son durum. Tamam. Şimdi ne diyor? Son durumda yani şundan bahsediyor. Umut ve Onur'un kalan paralarının toplamı. Kalan paraları bu ve bu değil mi? Bunları toplayacak olursam 4x artı 5x artı 5y eşittir 180'miş. Dolayısıyla bak bunları topladığım zaman 9x artı 5y eşittir 180 yaptı. Bunu bulduk. Bizden ne istiyor peki? Başlangıçta Onur'un parasını. Onur'un parası başlangıçta 10x'ti. Onda 9'u ne yapar? 9x yapar. İle Umut'un parasının. Umut'un parası 6y değil miydi? Evet. 6y'nin 5 bölü 6'sı ne yapar? Bak bunlar birbirine götürse 5y yapar. 5y yaptı. Toplamını istiyor. 9x artı 5y'nin toplamını istiyor. Onu bulduk ya bak işte 180 olarak bulduk. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.